90 dakika 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Uzatmaların 116. dakikasında zaman yavaşladı. Cesc Fabregas'ın sert ara pasında top, Iniesta'nın sağ ayak içinde yumuşayarak yerden biraz yükseldi. Yer çekimi topu tekrar yere indirdiğinde Iniesta golünü atıyor olacaktı. Sonra korner direğine doğru koştu. Bir orta saha oyuncusu olarak 760 maçlık profesyonel kariyerinde sadece 60 kez sarı kart gören Iniesta, belki de hayatında ilk kez sarı kart görmeyi hiç bu kadar umursamadan formasını çıkardı ve formasının altındaki beyaz tişörte mavi kalemle yazılmış mesajı tüm dünyaya gösterdi. La Masia, herkesin bildiği üzere Barcelona'nın maçlarını oynadığı Nou Camp Stadyumu'nun tam yanında yer alan 1979'da kurulmuş bir altyapı akademisi. Benim tanımımla burası bir laboratuvar. Bünyesinde üçgenler, tiki-taka felsefesi, pas yüzdesi, topa sahip olmak gibi konularla kafayı yemiş deli profesörler bulunduran bir futbol laboratuvarı. Her laboratuvarda olduğu gibi burada da deneyler yapılır ve ortaya daha önce hiç görülmemiş deneysel işler çıkar. Mesela hiç pas hatası yapmayan bir orta saha oyuncusu gibi veya Türkiye'de olsa 10 numara oynayabilecek teknik beceriye sahip bir oyuncunun stoper oynatılması gibi. Ve bugüne kadar bu laboratuvarda yapılmış en çılgın deneyin adı Andres Iniesta. Futbolda fizik gücünün önemine antitez olarak dünyaya gelmiş, aklın fizikten üstün olduğunu, futbolun beyinle yapılan bir spor olduğunu kanıtlayan çok nadir bir adam. Doğru zamanda doğru şeyi yapmak, doğru yerde bulunmak onun için bir refleks haline gelmiş. Futbolcu olmak gibi bir hayaliniz varsa size çok çalışmanızı ama ne yapıp ne edip eski maç kasetlerini bulup saatlerce Iniesta videoları izlemenizi tavsiye ederim. Seni gerçekten çok özleyeceğim Andres. İşte aynen böyle söylemiştim bundan tam 2 ay önce yayınladığımız pas sanatçıları videomuzun Iniesta pasajında. Onu bu kadar deneysel ve nadir bulmamın sebebi şu: aynı zamanda hem çok basit hem de çok gösterişli olması. Aslında bu bir akım, minimalizm diyorlar adına. Less is more, yani az aslında daha çoktur gibi de bir mottoları var. Tıpkı Cruyff'un söylediği gibi, futbol basit bir oyundur. Zor olan basit oynamaktır ve Iniesta her şartta, her durumda zor olanı seçip basit oynayan dünyanın gelmiş geçmiş en minimalistik oyuncusu. 1984 yılının Mayıs ayında İspanya'nın doğusunda Albacete'nin Fuente Albilla kasabasında dünyaya geldi Andres. Geçen genç bir takipçimiz İbrahimovic'in hikayesinde sormuş: abi neden bütün futbolcuların çocukluk hayatı yoksulluk ve zorluklarla dolu? Biz de sanıyoruz ki yoksul ailelerin çocukları futbolu bir kurtuluş olarak gördükleri için bu işe tutkuyla sarılıp daha başarılı oluyorlar diye cevaplamıştık. İşte alın size bir istisna. Şanslı çocuk Andres, oldukça varlıklı ve saygın bir aileye sahip. Babası Jose Antonio Iniesta, şaraplarıyla ünlü Fuente Albilla da bir şarap üreticisi. Bir çocuk olarak istediği her şeye sahip Andres. Sadece tek bir tutkusu var, futbol oynamak. Ailesi onun bu isteğine saygı duyuyor ancak babası idealist adam. Bir şeyi yapıyorsan en iyisi olacaksın. Henüz 10 yaşındayken Albacete'de yerel bir kulüp olan Albacete Balompié'da futbol oynamaya başlıyor Iniesta. 12 yaşına geldiğinde yerel bir turnuvada forma giyerken bir scout temsilcisinin dikkatini çekiyor. Temsilci babasının yanına giderek, "Bakın bayım, bu çocuk çok yetenekli. Dünyanın en iyi oyuncularından biri olma potansiyeline sahip. Şimdi size bir isim vereceğim. Ne yapın, ne edin, bütün kudretinizi kullanarak o isimle iletişime geçin ve oğlunuzu ona izletin." diyor. Verdiği isim Juan Martinez Vilaseca. Hani şu başta bahsettiğimiz La Masia futbol laboratuvarı vardı ya? Heh, işte o laboratuvardaki çılgın profesörlerden biri. Babası bulabildiği tüm kontaklarını kullandı. Vilaseca'yı oğlunu izlemeye ikna etti ve ailece Barcelona şehrinin yolunu tuttular. Çok hevesli gözükmüyordu Andres çünkü bilindiği üzere La Masia Akademisi birçok futbol akademisinden farklı olarak 13-14 yaş grubundan birçok çocuğun sadece futbol oynadığı değil, yatılı olarak kaldığı ve okul eğitimlerini de orada gördüğü bir kompleks. Üstelik Iniesta henüz 12 yaşındaydı ve ailesinden ayrı kalacak olmak onu çok ürkütüyordu.
Babasının yaptığı cesaret verici konuşmalar Iniesta'yı biraz olsun motive etti. İşin Vilaseca tarafında ise Iniesta'yı izledikten sonra onun yeteneklerinden oldukça etkilendi. Etkilendi etkilenmesine ama o dönem henüz 12 yaşında bir çocuğu akademiye kabul etmek La Masia için çok sıra dışı bir durumdu. Üstelik Andres şehir dışındandı. Bu arada La Masia eski bir manastır ve nasıl derler... Böyle biraz mütasip bir oluşum. Oldukça milliyetçi. Akademideki bütün çocuklar Katalan. Xavi, Puyol, Busquets, Victor Valdes, Guardiola hepsi Barcelona doğumlu. Diğer tutucu profesörlerden çok itiraz geldi. Iniesta'nın akademiye alınmaması için. Ancak Vilaseca kararlıydı. Alıyorum dedi, aldı. Belki de aldığı en iyi karardı. Ailemin beni La Masia'da bırakıp Barcelona'dan ayrıldığı gece hayatımın en kötü gecesi oldu. Sabaha kadar ağladım diyor Andres. Hem Katalan olmaması, hem doğum yerinin Barcelona olmaması, hem de çok utangaç ve ailesine çok düşkün bir çocuk olması sebebiyle epey zor bir başlangıç oldu Iniesta için. O dönemki hocaları ve takım arkadaşları kimseyle konuşmayan, içine kapanık, ağzından kerpetenle laf alınan kendi halinde bir çocuk olarak tarif ediyor Iniesta'yı. Belli ki Iniesta kendini ifade etmek için kelimeleri değil, futbol topunu tercih etmişti. O susuyor ve futbolu konuşuyordu. Zira 1999 yılında akademilerin yarıştığı Nike Premier Kupası'nda izleyen herkesi büyülüyordu 15'lik Andres. Bu kupanın finali 100 bin kişilik Nou Camp stadında Barcelona ve Arjantin'in Rosario Central akademileri arasında oynandı. Berabere giden final müsabakasının son dakikasında attığı gol ile takımı Barcelona'yı şampiyon, kendisini ise turnuvanın en iyi oyuncusu olarak ilan ediyordu Iniesta. Üstelik en iyi oyuncu ödülünü henüz saçları dökülmemiş olan Pep Guardiola'nın ellerinden alıyordu. Birkaç kişi önünde bile utanan, sıkılan, cümle kuramayan Andres, binlerce seyircinin izlediği final maçının son dakikasında gol atarak Nou Camp'a merhaba diyordu. Sessiz bir çocuğa göre oldukça etkileyici bir selamlama şekli. ...2000'de U17 takımıyla 17 yaş altı Avrupa Kupası, ertesi yıl 2001'de yükseldiği U19 takımıyla ise 19 yaş altı Şampiyonlar Ligi Kupası kazandı. Kupa kaldırmaya çok genç yaşta başlamıştı Iniesta. Şu meşhur hikaye de tam olarak burada cereyan ediyor. 2001'deki 19 yaş altı Şampiyonlar Ligi finalinde Iniesta'yı canlı olarak izleyenler arasında Van Gaal, Pep ve Xavi var. İşte Guardiola Xavi'ye dönüp tam olarak şöyle söylüyor. Beni sen emekli edeceksin. Bunu çok iyi biliyorum. Ama şu delikanlı var ya sağdaki, işte o hepinizi emekli edecek. Barcelona takımının İspanya 2. liginde mücadele eden pilot takımı Barcelona B'de bir yıl geçirdikten sonra artık hazırdı Iniesta. 2002-2003 sezonu itibariyle henüz 18 yaşındayken A takıma yükseldi ve tam 15 sene sürecek, efsane olacağı, tüm futbol severlerin saygı duyacağı bir kariyer inşa etmeye başlayacaktı. Gelin bu 15 seneye birlikte mercek tutalım. Iniesta'yı A takıma çağıran, onun La Masia'da geçirdiği çocukluğuna birebir şahitlik etmiş, tüm aşamalarda kat ettiği gelişimi birebir olarak gözlemlemiş, 97'den beri takımın başında olan Luis Van Gaal. Iniesta da zaten onu kariyerindeki en önemli adam olarak betimliyor. Ona her zaman minnet duyacağım diyor. 18 yaşında bir genç olarak ilk sezonunda ligin sadece ilk yarısında tam 5 maçta ilk 11 fırsatı verdi Andres'e güvenen cesur teknik adam Van Gaal. Ancak Barcelona için işler pek iyi gitmiyordu. Devre arasında takımdan ayrılan Hollandalı yerine Sırp Radomir Antic geldi. Ligin geri kalan hiçbir maçında forma şansı bulamadı Iniesta. Yeni sezona başka bir Hollandalı ile başladı Barcelona. Ama öyle sıradan bir Hollandalı değil. Hani şu babalarımızdan dinlediğimiz, 80'lerin sonuna damga vuran, Arrigo Sacchi'nin çalıştırdığı ve modern futbolun temellerinin atıldığı AC Milan'ın The Dutch Trio, yani Hollandalı üçlüsünden ön libero oynayanı Frank Rijkaard. Rijkaard, Andres Iniesta ve o dönem altyapıda forma giyen birçok genç oyuncunun dönüm noktası oldu. Barcelona'daki ilk yılında sezonu ikinci olarak tamamlarken Iniesta'ya 14 maçta görev verdi. Ertesi sezon 2005 yılında Barcelona 84 puanla şampiyon oldu ve 20 yaşındaki Iniesta, Xavi, Deco, Ronaldinho'dan oluşan Barcelona orta sahasının süper yedeğiydi. 15 kez ilk 11 çıktı, tam 32 kez sonradan oyuna dahil oldu. Rijkaard ile tarihinin en başarılı dönemlerinden birini yaşayan Barcelona takımı 2006'da bir kez daha şampiyon oldu. Aynı zamanda finalde Arsenal ile karşılaştığı mücadelede Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı. 45'te oyuna dahil olan Iniesta'nın 3 senede kaldırdığı 4. kupaydı bu.
Euro 2008'de Andres milli takımı İspanya ile birlikte finalde son dakikalarda tarih yazdığımız o ünlü turnuvada bizi son dakikada Lahm'ın golüyle deviren Almanların rakibi oldu. Finalde Torres'in golüyle Almanların bir final daha kaybetmesine sebebiyet veren rahmetli Aragones'in yönetimindeki İspanyollar Avrupa şampiyonu oluyordu. 2000'lerin başında yaptıkları futbol devriminin meyvelerini henüz yeni toplamaya başlamışlardı. İspanya'nın oynadığı 6 maçın tamamında forma giyen Iniesta, turnuvanın en iyi oyuncusu ödülüne layık görüldü. Sezona Euro 2008 şampiyonu ve turnuvanın en iyi oyuncusu rozetiyle başlayan Iniesta iyice olgunlaşmıştı. Üstelik artık öyle süper yedek falan da değildi. Tam anlamıyla takımın vazgeçilmez kilit oyuncusu haline gelmişti. 2008'de değişen tek şey Iniesta'nın takımdaki rolü olmadı. Barcelona'da şampiyonluk ve kupalardan uzak geçen 2 senenin ardından Frank Rijkaard görevden ayrıldı ve bayrağı teslim alan kişi, hikayenin başında değindiğimiz 9 sene önce henüz bir futbolcuyken 15'lik Iniesta'ya dünya akademilerinin en iyi oyuncusu ödülünü veren Josep Guardiola'ydı. Guardiola ile birlikte dünya futbolunun akışını değiştirecekti Iniesta ve takım arkadaşları. Messi, Eto ve Henry'li hücum hattının arkasında Xavi, Iniesta ve Yaya Toure'li orta saha, kalede Victor Valdez, defansta Pique, Puyol. Bu efsane kadro ve oynadıkları baş döndüren tiki-taka futbolu ile kazanabilecekleri her şeyi kazandı Barcelona o sezon. Ligde Real Madrid'e 9 puan fark atarak şampiyon oldular. Kral Kupası'nı Atletico Bilbao'yu darma duman ederek kazandılar. Şampiyonlar Ligi'nde ise yarı finalde ilk maçı 0-0 biten eşleşmenin ikinci ayağında Stamford Bridge'de Michael Essien'in 33. dakikada attığı inanılmaz gol ile Chelsea 1-0 öndeydi. Ve üstelik Abidal 66'da kırmızı kart görmüştü. Herkes Eto, Henry ya da büyücü lakaplı Messi'den bir mucize yaratmasını beklerken dakika 90 olmuştu bile. Chelsea hala 1-0 öndeydi. İşte tam o sırada top Messi'nin ayağına geldi. Kaldırdı kafayı. Sağdaki en soğukkanlı, en sakin, en sessiz çocuğu buluşturdu topla. Tereddüt bile etmeden gelişine sessiz çocuk vurdu. Stamford Bridge sessizliğe büründü. Finalde Tevezli, Wayne Rooney'li, Cristiano Ronaldo'lu Manchester United ile eşleştiler. Henüz 10. dakikada Andres Iniesta'nın enfes pasıyla ceza sahasına giren Eto 1-0 yaptı. 70'te Xavi'nin akıl dolu pasına, tıpkı İspanyolca'da pire anlamına gelen o dönemki lakabı La Pulga gibi sıçrayan Lionel skoru tayin etti. Barcelona ve Iniesta bir kez daha Şampiyonlar Ligi şampiyonuydu. Ertesi yıl 2009-2010 sezonunda ligde 99 puan toplayarak bir şampiyonluk daha yaşadı Barcelona. Şampiyonlar Ligi yarı finalinde bu kez rakip Jose Mourinho'nun Inter'iydi. Nefesleri kesen eşleşmenin galibi İtalyanlar oluyordu. Aslında Iniesta her iki Inter maçında da yoktu. Belki olsa her şey çok değişik olurdu, kim bilir. Ancak o maçlarda olmamasının sebebi bir önceki sezona dayanıyor. Sezonun son maçında sakatlanan Iniesta, Manchester United ile oynadıkları finali de sakat sakat oynamış ve şut çekmemesi konusunda maçtan önce uyarılmıştı. Ardından yeşil sahalardan tam 125 gün uzak kalmış, sezon başında oynanan ve kazandıkları İspanya ve UEFA Süper Kupa finallerinde de forma giyememişti. Sakatlığının sebebi lif yırtılmasıydı. Sporla içli dışlı olanlarınız bilir, bu lif yırtılması öyle lanet bir şeydir ki bir kez yırtıldı mı mutlaka nükseder. İşte tam da sezonun en önemli yerinde Inter maçı öncesi nüksetti Andres'in sakatlığı. 25 gün sürdü, 7 maç kaçırdı. Ancak futbolun en prestijli turnuvası olan Dünya Kupası'nın başlamasına bir aydan kısa bir süre kalmıştı. Euro 2008'de turnuvanın en iyi oyuncusu seçilen Andres mutlaka oynamalıydı Dünya Kupası'nın da favorisi olan İspanya milli takımında. Iniesta'nın sakatlığı sadece fiziksel bir süreç değildi. The Artist adlı kitabında o dönemi hayatının en kötü dönemi olarak anlatıyor. Bir önceki sezon Euro 2008'i kazanmış, ertesi yıl Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuş. Hayatının en güzel dönemi olması gerekirken neden böyle söylüyordu Iniesta? Yeni sezon öncesinde Kars Puyol o acı haberi Iniesta ile paylaştı. Arkadaşı ve Espanyol'un kaptanı olan Dani Harke geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Etkisi çok büyük olmuştu. Hem bedeni hem de zihni acı çekiyordu.
Çok duygusal bir adamdı Iniesta. Testlerde fiziksel bir sorun yoktu ama antrenmanlarda çalışamıyordu. Pep Guardiola ona ne zaman istersen antrenmanı bırakabilirsin diyordu ve o da sıkça bunu yapıyordu. Guardiola onun beklediklerini ve bu beklemenin uzun süre devam ettiğini anlatıyor. Iniesta oynamaya başladığında da eskisi gibi değildi. Aradığı çıkış kapısı olan Dünya Kupası da onun için her an kapanabilirdi. Yaşadığı o dönemi depresyon olarak tanımlamak istemese de serbest düşüş olarak nitelendiriyor İspanyol. Sanki dünyadaki hiçbir şey doğru gitmiyordu. Kulüp psikologlarına başvurarak psikolojik destek aldı. Dünya Kupası'na doktor, fizyoterapist ve psikolog eşliğinde hazırlandı. Neredeyse bir sene boyunca kendi gibi değildi. Güney Afrika onu tekrar hayata döndürdü ve kendi deyimiyle tekrar futbolcu gibi hissetmesini sağladı. 7 maçın 6'sında forma giydi. İkinci turda Portekiz, çeyrek finalde Paraguay, yarı finalde Almanya'yı eleyip finale ulaştılar. Finaldeki rakip kariyerinin birçok bölümünde dönüm noktası yaratan bir memleketti. Portakallar. Güney Afrika'da oynanacak final maçından önce ölümünün ardından zor günler geçirdiği arkadaşı Dani'nin eşi olan Jessica'yı arayarak maçı izlemesini istemişti Iniesta. Jessica'nın eşinin ölümünden sonra izleyeceği ilk futbol müsabakasıydı bu. 90 dakika 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Uzatmaların 116. dakikasında zaman yavaşladı. Cesc Fabregas'ın sert ara pasında top, Iniesta'nın sağ ayak içinde yumuşayarak yerden biraz yükseldi. Yer çekimi topu tekrar yere indirdiğinde Iniesta golünü atıyor olacaktı. Sonra korner direğine doğru koştu. Bir orta saha oyuncusu olarak 760 maçlık profesyonel kariyerinde sadece 60 kez sarı kart gören Iniesta belki de hayatında ilk kez sarı kart görmeyi hiç bu kadar umursamadan formasını çıkardı ve formasının altındaki beyaz tişörte mavi kalemle yazılmış mesajı tüm dünyaya gösterdi. Dani Harke, her zaman bizimle. Yine bir final maçında, yine bir final sahnesi ve sahnede kelimelerle pek arası olmayan, kendini ifade etmek için futbolu kullanan içine kapanık sessiz bir çocuk var. Takım arkadaşlarının hiçbiri Iniesta'nın psikolojik durumunun ve formasının altında yazılı mesajı bilmiyordu. Herhangi bir açıklama da yapmamıştı zaten. Şayet o golü kaçırsaydı ya da o an olmasaydı Iniesta'ya ne olurdu? Peki ya İspanya Dünya Kupası'nı kazanmasa? Bunların cevabını öğrenmek mümkün değil, ancak bildiğimiz tek bir şey vardı. Evet, bunu değiştiremeyiz, Dani Harke ölmüştü ama Iniesta hayata geri dönmüştü artık. Bir önceki sezon yarı finalde pas makinesi Barcelona'yı durdurup finalde Bayern Münih'e eleyerek Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Inter Milan takımının teknik direktörü Jose Mourinho Real Madrid'den teklif aldı. Görevi belliydi. Barcelona'yı durdurmak ve 3. kez üst üste şampiyon olmalarını engellemek. Barcelona ligde Real Madrid ile oynadıkları ilk maçı 5-0 kazanırken tarumar etti Madrid'i, top göstermediler. İkinci maçta Bernabéu'da 1-1 berabere kalıp istediklerini alarak ayrıldılar Madrid'den. O sezon Iniesta için de harika geçti. Görev aldığı 50 maçta 9 gol atarak kariyer rekoru kırdı. Üçüncü kez üst üste tekrar şampiyon oldular La Liga'da. Kralın takımının Barcelona'yı durdurma planı bir kez daha suya düştü. 2011 yılının Şampiyonlar Ligi finalinde iki El Clasico daha izleyecektik. 2-0 ve 1-1'lik skorlarla Madrid Şampiyonlar Ligi'nin dışına iten Barça, finalde bir kez daha Manchester United'ın rakibi oldu. Xavi'nin harika pasıyla Pedro, Barça'yı 1-0 öne geçirdi. Rooney'nin cevabı gecikmedi. 7 dakika sonra skorda tekrar eşitlik vardı. Ancak 54'te Messi çıktı sahneye. Iniesta'nın pasında kapanan Manchester defansını attığı uzaktan şutla açtı. 69'da Villa harika bir sağ ayak içi plase ile skoru tayin etti. Üçüncü kez Şampiyonlar Ligi şampiyonuydu Andres. Euro 2012'de yine 6 maçın tamamında banko oynadı. Finalde İtalyanları dörtleyip bir kez daha Avrupa şampiyonu oldu İspanya. Iniesta milli takımıyla katıldığı son 3 turnuvanın 3'ünde de kupa kaldırarak takımının en önemli parçasından biri olma gururunu yaşadı. 2013'te Pep yeni bir macera aramak ve kendini başka yerlerde de kanıtlamak adına takımdan ayrıldı. Iniesta, Barcelona'da Tito yönetiminde 100 puan ile bir La Liga şampiyonluğu daha yaşadı. Ertesi 2 sezonda 2 kere daha La Liga şampiyonluk kupası kaldıran Iniesta, 2015'te dünyanın en prestijli kupasını 4. ve son kez Berlin Olympiast Stadyumunda Juventus'u mağlup ederek kazandı. Barça takımıyla kupa üstüne kupa, kupa üstüne kupa kaldırıyordu Iniesta.
ve son sezonunda kendine yakışan şekilde bir kez daha ligi şampiyon bitirip Barça kariyerini tamamlayan Andres, toplam 15 yıllık Barcelona kariyerinde 9 kere La Liga şampiyonluğu yaşamış oldu. 6 İspanya Kupası, 7 İspanya Süper Kupası, 4 Şampiyonlar Ligi Kupası, 3 UEFA Süper Kupası, 3 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 2 Avrupa Şampiyonluğu ve 1 Dünya Kupası şampiyonluğu olmak üzere ben sayarken yoruldum ancak o bu 15 seneye toplam 36 şampiyonluk sığdırdı. Dünya tarihinde Dani Alves ve Ryan Giggs'ten sonra en çok kupa kaldıran, benzerine çok az rastlanır, başarılarla dolu bir kariyer. Seni gerçekten çok özleyeceğim Andres. Altı pasın içinde çıktı bir karambol. Yatarak müdahale, penaltı, şut ve gol. İşimiz, gücümüz, derdimiz hep futbol. Hastalık bu futbol, hastalık bu futbol. Özgün ve Alican işte bunu konuşuyor. Hastasıysan futbolun sen de bize konuk ol. Analiz, istatistik, yorum, taktik bizde bol. Abone ol, takip et, hastalık bu futbol.